Çok karakter oynadım. Ama özgür oynamayı rahmetli Levent Kırca'nın yanında öğrendim. Bir geldim ki ulan ben dedim kendimi kasıyormuşum orada. Ya bırak. Bu Levent'te hiç mış gibi yok. Pat, o, at, kır, at, bu, tokat, mokat. Mış gibi yok. Bizde daha çok mış gibi. Ulan dedim ben tiyatroda amma kasmışım kendime dedim ya. Bu, burada adam ne güzel buraya indiriyor. Allah rahmet eylesin. Ha. Neyi hiç unutamıyorsunuz Levent Kırca'ya dair? Bir güzel bir anı anlatsanıza bize. Bizim Levent'le hep böyle her gün karı koca gibiydik. Her gün sabahtan kapışır akşama barışırız. Var mı öyle bir kapışma hikayesi? Bir gün böyle bir iddialaştık bir şeylerde falan filan. Ben de sinirlendim. Ya gidiyorum ben dedim. Nereye gidiyorsun? Ya senle mi uğraşacağım ben dedim. Ya gidiyorum ben dedim. Gitme. Çoluğum var, çocuğum var. O işi terk ediyorum. Tabii. Şimdi oradan dram yaratıyor. Göndermek istemiyor ama oradan vuruyor. Sana ne be dedim. Ben sana mı sorup çocuk yaptım falan. Ben kapıyı vurdum çıktım. Arkamdan Sedat'ı yolladı görüntü yönetmenini. Geldi şimdi o anlatıyor. Moruk diyor ya sen oğlum diyor biz eski arkadaşız falan. Tamam geçer meşe o da böyle yapıyormuş. Sedat Ali'yi almadan gelme. Yani bizim böyle dışarıdan birileri gördüğü zaman ulan bunlar nasıl yiyor birbirlerinden. Ama hiç asla kine dönüşen bir şey yok. Tabii. Bir de kişisel zaten, değildir. Yok değil. Bazen mesela o benim böyle biraz böyle agresif taraflarım var ya orada oğlum biraz akıllı ol biraz sakin ol falan diye onu yapmadığım zaman kızardı. O hani biraz sakinleş. Ama sizin agresif taraflarınızda değil mi Erhan Bey çok tatlı. 3 saniye sonra çok. Şey gibi oluyor. Çok. Pamuk şeker gibi oluyor. De, her oyun oyunculuğunda kostümü giymeyi bilen adam. Evet. O çok önemli. Kostümü giyeceksin. Kostüm omuzlara oturacak. Oturmazsa o ceket kayıyorsa o rol oturmamış. O rol oturmuyor. Evet. Yani yaptığı tiplemeler falan hep benim gözümün önünde. Halk da mutlaka görmüştür, biliyordur. Evet. Ya şey var selam işte olsun. Mesela Levent'le ben daha çok halk tipiyiz. Evet. Bizden garbulu adamlar olmuyor. Takım elbise bizim üstümüzden düşüyor. Rahmetli Metin abi, Serezli. Ya. Metin Serezli. Evet. Salon adamı. Tekin Süper falan bunlar. Şile. Garbulu adamlar abi onlar. Şimdi ondan da manav olmuyor. Doğru. Doğru. Bir gün zaten dedim ki... bir skeçte başrol şeydi işte bir seyyar satıcı. Levent dedi ki Metin abi oynamak ister misin? Oynarım tabii Levent'cim plan yap. Şimdi böyle gelince de topu taca da atamıyor. yaptı bir bıyık mıyık falan ama olmuyor. Domates falan diye Metin abi derse işte, anladın mı? Olmuyor. Oradan öyle çıkıyor. Şimdi oradan domatesçi diye çağıramıyor kadın. O da böyle domatesçi bey gelir misin falan dedi. Mr. Domates. Bizden de fabrikatör olmuyor. İşte şey olmuyor iş adı. Peki buraya bir virgül atalım. Bir son. Devamı geliyordu. Sette. Domatesçi beyden sonra bir şey daha benden ya, de şey olmaz. İşte, bizden de şey olmuyor. Fabrikatör olmuyor. İşte arada konuştuk. Erhan Usta'nın dediği gibi. Öyle bir şey oynadığın zaman sende komik oluyor, o güzel oluyor. Yani inandırıcılıktan ziyade eleştirel olduğunda komik oluyor sende. Biz öyle bir işte fabrikatör ya da işte garbulu bir adam oynamaya çalıştığın zaman komik oluyor, o güzel oluyor. Ama inandırıcılığa gittiğin zaman o domatesçi bey gibi oluyorsun. Sende. Gene o senaryoya bağlı bir şey. Tabii. Ama dediği gibi aktör... Her rolü elbise gibi giyecek onu. Bir kere tam o oynadığın karakter senin biraz kendi Ali Erkazan'ın dokularını da barındıracak. Onu Ali Erkazan'la da buluşturacaksın ki çıkabilsin bir şeyler. Vişne Bahçesi'nde ben 87 yaşında bir ihtiyar uşağı oynuyorum. Evet oradasın. Ve oyun boyunca iki büklüm duruyorum elimde bastonla. O daha da zor. Evet. Ve hep diyorlar ki ya bir yerin ağrımıyor mu? Bilin beni. Hayır ağrımıyor. Çünkü ben onu oynuyorum. Tabii. Evet. Gerçek değil ki. Adın üstünde ben oynuyorum onu. Ama o kadar inandırmışsınız ki millet ağrıdığını düşünüyor. Evet ya geliyorlar o ya bilin ağrıyor mu? Hatta doktorum bile dedi ya hocam bir şey var mı? Acaba sana bir ilaç mı? Yok. Çıkıyorum bitiyor.